Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bugün yine sure sure Kur'an-ı Kerim programında sizlerle beraberiz. Bugün anlatacağımız sure Kur'an-ı Kerim'in 18. suresi olan Kehf suresi. Ve sayfa olarak baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in 300. sayfalarına geldiğimizi görüyoruz. Bu da ne demek? 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın izniyle Allah'a şükürler olsun ki yarısına gelmiş oluruz. Eğer Allah nasip ederse geride 300 sayfa daha kalıyor. İnşallah onda Allah ömür verirse, izin verirse tamamlamaya çalışacağız. Bugün anlatacağımız sure Kur'an-ı Kerim'deki en ilginç surelerden bir tanesi o kadar farklı, o kadar enteresan konular var ki ve birbirinden farklı, hiç alakası olmayan konular eğer bugün bu sohbeti güzelce dinlersek inşallah bunların da ne olduğunu anlamış olacağız. İsterseniz ben size birkaç tane soru sorarak başlayayım. Yani bu sürede Allah ne tür konulardan bahsediyor? Mesela allah Teala Hızır'la ilgili bilgileri veriyor. Hızır aleyhisselam kimdir? şu anda dünyada yaşıyor mu? Yaşıyorsa görülür mü? Görenler var. Bu ne demek? Ne anlama gelir? Biz de görebilir miyiz? Bunları anlatmaya çalışacağız. Bir başka konu hepimizin daha çocukluktan beri duyduğu Ashab-ı Kehf diye bir olay var. Bir hadise olmuş tarihte. Bunlar kim? Nerede? Nasıl uyumuşlar? Kaç sene uyumuşlar? Kaç kişiler? Ve bu olay nerede olmuş? İnşallah bunları anlatmaya çalışacağız. Bir diğer konu peygamberler arasında adı geçen Zülkarneyn diye bir şahıs, bir isim var ki bu şahsın da başından çok enteresan olaylar geçmiş. Bizim aklımızın kavramakta zorlanacağı, izah etmekte zorlanacağı çok ilginç olaylar biraz sonra söyleyeceğiz. Acaba Allah Zülkarneyn Aleyhisselam'a nasıl bir güç, kuvvet vermiş, nasıl bir ilim, teknoloji vermiş de o bu işleri yapmış, bunları anlatacağız. Bir diğer konu, günlük hayatta çok da duyduğumuz, belki bazen bizim de kullandığımız bir kelime, bir cümle. Nedir o? Bu işler inşallahla, maşallahla olmaz diye bir kelime. Herhalde çoğumuz biliyor bunu, duydu. Acaba bu söz ne anlama gelir? İslami açıdan bunu söylemek doğru mu, yanlış mı? İnşallah ne demek, maşallah ne demek? Bunları da Allah acı verirse anlatmaya çalışacağız. Bu suremiz Kur'an-ı Kerim'in 18. suresi. Mekke'de inmiş ve toplam 110 ayetten meydana gelen uzunca bir sure. Ve bazı surelerin bazı ayetleri biliyorsunuz bir iniş sebebi, sebebi nüzulu var. Bu sureye de baktığımızda iki tane ayrı rivayet karşımıza çıkıyor. Birisi bazı insanlar mesela müşrikler diyorlar ki melekler Allah'ın kızlarıdır. Yahudiler de diyorlar ki Uzeyir Allah'ın oğludur. Hristiyanlar diyorlar İsa Allah'ın oğludur. Yani sonuçta Allah'a çocuk isnat ediyorlar. Şu oğlu şu kızı gibisinden Allah Teala bu sureyi bu sözler üzerine, bu iddialar üzerine indiriyor ve Allah'ın çocuk edinmekten, onun anası babası çoluğu çocuğu olmaktan münezzeh olduğunu, böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını cevap olarak bu surede belirtmiş oluyor. Bir başka rivayette bu surenin iniş sebebiyle ilgili olay o da şu. Müşrikler Tabi kendi işlerinden bildikleri, tanıdıkları bir insan peygamber olarak çıkınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sabah kalkıyor ki bana Allah'tan vahiy geldi, ben peygamberim diye insanlara ilan ediyor. Tabi müşrikler buna pek inanamıyorlar. Garip karşılıyorlar bu neyin nesi diye anlayamıyorlar. Ve peygamberimizin peygamber olup olmadığı konusunda tereddüde düşüyorlar işlerinden bir kısmı inanıyor, bir kısmı inkar ediyor derken, günler böyle geçerken bir gün akıllarına bir fikir geliyor. Nedir o? Yahu biz bu peygamberliği, vahiy kitabı fazla anlamayız, bilmeyiz. Ama bizim Medine'de Yahudi olan dostlarımız var. Onlar bu işi bizden daha iyi bilirler diyorlar. Ve Yahudilere danışmak üzere oradaki Medine'deki bazı insanlara bunu soruyorlar. Mekkeli müşrikler Medine'deki Yahudilere sorup oradan bilgi almak istiyorlar. Çünkü Mekkeliler bu konuda bilgisiz, kültürü yok, kitap konusunda, vahiy konusunda, peygamber konusunda böyle bir tecrübeler yok. Ama Medine'de yaşayan Yahudiler tarih boyunca Allah onlara pek çok peygamber gönderdiği için peygamberlik nedir, kitap nedir bunu bilirler. İşte müşrikler gidip Medine'lere soruyorlar. Yahu bizim içimizden bir adam çıktı. Ben peygamberim diyor. Siz buna ne dersiniz? Bir peygamber nasıl olur? Biz onu nasıl test edelim diye soruyorlar. O zaman Medine'li Yahudiler Mekke'deki müşriklere diyorlar ki bu işin kolayı var. Biz size bazı sorular öğretelim. Siz gidin bu soruları ona sorun. Eğer biliyorsa peygamberdir. Bilmiyorsa yalancıdır, böyle bir şey yoktur diyorlar. Hemen Mekkeli müşklere, hadi öyleyse söyleyin diyorlar. Ve Medine'deki Yahudiler, Mekke'deki müşriklere şu soruları öğretiyorlar. Muhammed'e gidin deyin ki, Ashab-ı Kehf kimdir? Sen bunu biliyor musun? Biliyorsan bize anlat ey Muhammed. Zülkar Zülkarneyn diye bir adam var ki, yeryüzünün doğusundan batısına seyahatler yapmış, başından bir takım olaylar geçmiş. Bu kim? Bunu biliyorsan bize söyle diyorlar. Bir diğer soruda da Hz. Musa Allah tarafından ona bir adam gönderilmiş. Bilgi sahibi, çok üstün ilimlere olan bu adam. O da onunla beraber bir seyahat yapmış, bir yolculuk yapmış. Eğer Muhammed bunu bilir mi bilmez mi bunu da ona sorun diye bu üç soruyu Medineliler Mekkelilere öğretiyorlar. Bir başka rivayette ruhla ilgili de bir soru geçiyor. Ama bu sürede Allah ruhtan bahsetmiyor. Bundan dolayı bir rivayet biraz daha zayıftır. Çünkü ruhla ilgili ayetler bir önceki İsra suresinde geçti. O zaman üç soru var. Ashab-ı Kehf kimdir? Zülkarneyn kimdir? Musa ile Hızır'ın arasındaki konuşma, görüşme nasıl olmuştur? Bunları gelip müşrikler peygamberimize soruyorlar. Tabii peygamberimiz bu soruları duyunca o anda peygamberimiz bilmiyor bunu. Çünkü peygamberimiz bir mektebe, medreseye gitmemiş, tarih kitaplarını okumamış, üniversite bitirmemiş. Bilmemesi de normal. Ümmi bir insan. Allah neyi bildirirse onu bilir. Allah bildirmese o da bilemez. Sonuçta diyor ki peygamberimiz, "Tamam. Sorularınızı aldım, öğrendim. Siz yarın gelin, ben size bunun cevabını vereyim." diyor. Evet yarın oluyor, müşrikler geliyor ama Allah'tan peygamberimize vahiy gelip de Ashab-ı Kehf nedir, Musa hazır ne yapmış, Zülkane'yi kimdir? Böyle bir ayet, böyle bir vahiy gelmiyor. Bir gün, iki gün derken aradan birkaç gün geçiyor ve allah Teala daha sonra Keyif Suresini indiriyor ama hem bu soruların cevabını veriyor hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir ikazda, bir uyarıda bulunuyor. O da nedir? 23. ayette Allah Teala buyuruyor ki: "Vela la tequlenne şey'in inni fa'ilun zalike gada." Sen hiçbir şey için ben bunu yarın yapacağım deme. Peki ne diyecek? İlla en yeşa Allah. Ancak Allah dilerse yapacağım, dilerse bileceğim, Allah dilerse cevap vereceğim şeklinde insanın ileriye dönük bir konuşma yaptığı zaman inşaallah demesi gerektiğini Allah Peygamberimize öğretiyor. Peygamberimiz müşkere yarın gelin inşallah cevabını vereyim dememiş, yarın gelin cevabı vereceğim demiş sanki kesin gibi ama Allah da ona inşallah demediği için böyle vahin gelmesini birkaç gün geciktirmiş. Demek ki bu olay üzerine Allah keyif suresini indiriyor. Ama buradan bizim alacağımız bir ders ortaya çıkıyor. Biz de birisiyle konuşurken, sözleşirken, bir vaatte bulunurken, ileriye dönük bir söz söylerken mutlaka ve mutlaka inşallah diyeceğiz. İnşallah ne demek? Allah dilerse, Allah güç kuvvet verirse, Allah murad ederse ben bunu yapacağım. Allah dilemezse yapamam manasına gelir. Adam yola gidiyor mesela uzun bir yol. Memlekete gelmeye bir saat yarım saat kalmış eline telefon alıyor açıyor. Hanım ben geliyorum yoldayım. Sofraya hazırla çayı koy. Bir saat sana evdeyim diyor. Hanım sofrayı hazırlamış, çayı demlemiş. Bekliyor efendi gelecek diyen. Bir saat dolmuş, zila bakıyor, pencereye bakıyor, kapıya bakıyor. Gelen yok. İki saat dolmuş, gelen yok. Üç saat olmuş gelen yok. Meraktan patlarken bir de telefon geliyor. Kocası arabayı devirmiş, takla atmış Allah korusun. Hastaneye yatmış. Hastaneden telefon açıyor. Bir saat sonra eve gelecek adam soluğu hastanede almış. Veya Allah korusun yine bir telefon geliyor ki emniyetten, polisten Adam ölmüş, vefat etmiş. Sofra kurulmuş, çay demlenmiş ama onu içecek adam dünyasını değiştirmiş. Niye? Bu adam telefonu açtığı zaman, "Hanım, inşallah ben yarım saat sonra geliyorum. Bir saat sonra geliyorum." deseydi durum belki farklı olabilirdi. Ama inşallah demediği için Allah ona böyle bir ders, böyle bir musibet verebilir. O zaman biz de her işimizde ileriye dönük konuşmalar yaparken inşallah dememiz lazım bir. İkincisi bir de maşallah kelimesi var. Hani insan güzel bir olay, güzel bir ev, güzel bir bahçe, güzel bir çocuk gördüğü zaman maşallah der. Bunu demezse ne olur? İşte onunla ilgili de Kehf suresinde bir ayet var. O da şu. Allah iki kişiye iki bahçe veriyor. İki tane arkadaş yan yana bahçeleri var. Birisinin bahçesi çok güzel, çok güzel meyveler var. Öteki ondan biraz daha geri planda. İşte o güzel bahçeye giren adam şöyle bahçeye giriyor. Zevkler dört köşe olmuş. Bir bakıyor ki şu bahçeye bakın ne güzel diyor. Bunlar ebediyen benim. Hiç yok olmaz. Bu ağaçlar, bu ekinler kurumaz. Kıyamet kopsa bile Yine ben bunlar sayesinde kendimi kurtarım diye bahçesiyle böbürleniyor. Öbür arkadaş da ona diyor ki, ayette geçiyor bu bakın. Ve izde iz cennete cenneteke gulte maşa Allah la kuvvete illa billah. Keşke böyle böbürleneceğine, kibirleneceğine maşa Allah deseydin daha iyi olmaz mıydı diyor. Ve ertesi gün bir bakıyoruz ki allah Teala bu bahçesine kibirlenen, gurulanan kimsenin bahçesini tamamen kurutmuş, bir afet gelmiş, musibet gelmiş, ağaçlar kapkara olmuş, ekinler, sebzeler solmuş, yok olmuş. İşte bir insan güzel bir olay, güzel bir eşya gördüğü zaman mutlaka maşa Allah demesi de şarttır. Bilim adamları şunu ilmi olarak ortaya koymuşlar ki insanın gözü, bir şeye baktığı zaman gözden o eşyaya bir takım ışınlar gidiyor. Bu ışınlar o eşyaya tesir edebilecek ışınlar. Bir elektrik akımı gibi, ateş gibi onu mahvedebilir, yakabilir, köreltebilir. Buna biz nazar diyoruz. Nazar İslam'da haktır. Bir insan böyle güzel bir şeye baktığı zaman maşa Allah diyecek. Demek ki Allah her işi murad ediyor her şeyi yapan Allah'tır. Güç kuvvet ondadır. O zaman biz her işi yapacağımız zaman inşaallah diyeceğiz. Her güzel bir şeye baktığımız zaman da maşaallah diyeceğiz. Bazen halk arasında konuşuyor. Bu işler inşallahla maşallahla olmaz deniyor. Bu söz tamamen yanlış bir sözdür. Bütün işler inşaallahla olur. Allah dilerse olur. Allah dilemezse İnsan elini dahi kıpırdatamaz. Adama Allah korusun felç gelir. Eli var ama hareket etmez. Ayak var ama yürümez. Allah dilemezse insan hiçbir şey yapamaz. Öyleyse bugün bu destan alacağımız bir önemli nokta her işimizde mutlaka inşallah diyeceğiz. Her güzel şeye baktığımızda da maşaallah diyeceğiz. Allah Teala keyif suresini bu şekilde indirmiş. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların her cuma günü cuma namazından önce özellikle bu sureyi okumasını tavsiye etmiş. Bir insan bu cuma okur Keyif Suresini. Öbür cumada okursa iki cuma arasında işlemiş olduğu günahları Allah'ın affedeceği umulur. İnşallah Allah affetmeye gücü yeter. Biz de cuma günleri Keyif Suresini okumaya inşallah devam edelim. Bir başka konum uyumayan insanlar, uyku tutmayan çocuklar için de Keyif Suresi'nin okunması tavsiye edilmiş. Bu dediğim ayet ve hadis değil. Ama burada ashab-ı kef geçtiği için insanlar ondan umut ederek bu şekilde Keyif Suresi'nin okumasına adet haline getirmişler. Sonuçta zararlı bir şey değil. Allah'ın suresidir. Okuruz. Allah da dilerse insanlara şifa verir, uyku verir, uykusuzluğunu giderir. Şimdi gelelim Keyif suresinde Peygamberimize sorulan o üç konunun izahına. Birincisi Hz. Musa ile Hızır kıssası. Peygamberimizin hadis-i şeriflerine baktığımız zaman hadis kitaplarında şöyle bir olay geçiyor. Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberi bir gün kavmine çıkıyor. Çok güzel bir konuşma yapıyor. Çok etkili, çok derin bilgilerden bahseden ilmi bir konuşma yapıyor. Tabii konuşma herkesin hoşuna gidiyor. Musa Aleyhisselam'ın da hoşuna gidiyor. Konuşmayı yapan kendisi olduğu için insanlardan biri soruyor. Ey Musa şu dünyada senden daha alim kimse var mı? Ne güzel konuştun diye Musa Aleyhisselam'ı övüyor ve de soruyor. "Senden daha alim kimse var mı?" diye. Musa Aleyhisselam da kendisine güvenerek bir özgüvenle cevap veriyor. Hayır diyor. Benden daha alim daha bilgili bir kimse yoktur. Tabu bu söz allah Teala'nın hoşuna gitmiyor. Her bilenin üstünde bir bilen vardır mutlaka. Bu konuda ayet var. Ve fevga küllezi ilmin alim şeklinde. Tamam Musa Aleyhisselam çok güzel konuştur ama ondan daha fazla da bilgisi olan birileri olabilir mi? Elbette olabilir. İşte allah Teala diyor ki Ey Musa yanına bu adam al. Azını da al. İki denizin buluştuğu yere git bakalım. Orada bizim bir salih kolumuz var. O senden daha alim. Git onunla bu konuş bakayım diyor. Musa Aleyhisselam yanına bir genç alıyor. Rivayetlere göre bu Yuşa isminde. O da peygamber olacak daha sonra. Bir de balık alıyorlar azık olarak gidiyorlar yola. Giderlerken bir yerde mola veriyorlar. Daha sonra tekrar yola devam ediyorlar. Giderken Karlın karınımız acıktı diye hadi bakalım azımızı çıkar da yiyelim diye Musa Aleyhisselam gence söylüyor. Ama o genç de az evvel mola verdiğimiz yerde ben balığı unuttum eyvah diyor. Tekrar oraya dönüyorlar. Oraya döndüklerinde bir de bakıyorlar ki balık sepetten suya atlamış ve kaybolmuş gitmiş. Tam o esnada da Kur'an-ı Kerim'de adı geçmiyor ama biz başka yerlerde anlıyoruz Hızır olduğu söylenen şahıs Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıkıyor. Ve Musa Aleyhisselam Keyif Suresi'nde bu olay uzunca anlatılıyor. O esnada Allah'ın kendisine ilim verdiği o zat ile tanışıp konuşup ben seninle arkadaş olmak istiyorum, seninle seyahat yapmak istiyorum diye teklifte bulunuyor. Ama bu zat diyor ki, hayır ey Musa, sen benimle arkadaşlık yapmaya güç yetiremezsin, sabredemezsin diyor. Musa sabredeceğim diyor ve sonuçta anlaşıyorlar. Yolculuk başlıyor. Belki çoğumuzun bildiği bir olay ama ben kısaca hızlı bir şekilde söyleyeyim. Bir gemiye biniyorlar. yolda giderken Hızır gemiyi delip arızalı bir hale getiriyor. Musa Aleyhisselam dayanamayıp patlıyor. Ne yaptın ya diyor. Sapasalam gemiyi, gariban insanlar ekmek parası olan gemiyi niye deldin? Niye tahribatta bulundun? Hızır hani sen bana söz vermiştin. Ben sana dayanamazsın dememiş miydim diyor. Musa tamam bir daha karışmayacağım diyor. Yolculuk devam ediyor. Gemiden inip bir karaya varıyorlar. Orada Hızır bir çocuk, yolda oynayan çocuğu alıyor. Hemen orada boğup öldürüyor. Musa Aleyhisselam Allah Allah bu ne ya diyor. Suçsuz günahsız çocuk nasıl öldürülür? Var mı bunun dinde şeriatta yeri diye hemen itiraz ediyor. Hızır Aleyhisselam gülümseyip hani sen bana sabredecektin ne oldu diyor. Musa Aleyhisselam yine özür diliyor. Tamam bir daha yapmayacağım diyor. Ve üçüncü sefer bir memlekete gidiyorlar. Karınları aç, ekmek istiyorlar. Kimse ekmek vermiyor. Buna rağmen Hızır yıkık bir duvar var. Musa ile beraber onu çalışıp duvarı düzeltiyorlar. Musa kızıyor. Hem karnımız aç. Bunlar bize ekmek vermedi. Hem de sen onların duvarını tamir ettin. Bu olacak iş mi diyor. Ve o zaman Hızır Aleyhisselam diyor ki işte diyor bu seninle benim ayrılma vaktimizin geldiğini gösteriyor. Üç sefer seni denedim. Sen bana sabredemedin. Artık benimle arkadaş olamayacaksın diyor. Ama giderken de üç tane olayın hikmetini açıklıyor. Ben o gemiyi niye dedim biliyor musun diyor. İleride sağlam gemilere el koyan bir zorba adam vardı. Ben bu geminin sahibine acıdığım için onu sakatladım ki o zorba bu gemiye el koymasın. İkincisi öldürdüğüm çocuk Allah tarafından bana bildirirdi ki büyüdüğü zaman çok asi, anasına babasına bela olacak, kötü bir çocuk olacaktı. Ben o belayı, musibeti daha baştan el engelledim ve onun canını öldürdüm, aldım diyor. Onu kurtardım. Üçüncüsü de o yaptığımız yıkık duvar var ya diyor, o duvarın altında bir hazine var bir altın gümüş paralar var ve bu paralar iki yetim çocuğa ait. Eğer bu duvar şu anda yıkılacak olursa altınlar ortaya çıkar, herkes onu yağmalar. Çünkü çocuklar küçük, ona sahip çıkamazlar. Ama duvarı yaptık ki 3-5 sene daha dayansın. Çocuklar büyüyüceye kadar duvar yıkılmasın. Çocuklar da büyüyünce, aklı başına gelince o altınlara sahip olur. Paralar zayi olmaz diye açıklıyor. Tabi burada çok değişik bir takım sorular da karşımıza çıkıyor. Acaba bu Hızır dediğimiz insan Kur'an'da adı geçmeyen ama Peygamberimizin ve diğer kitapların bildirdiğine göre Hızır olduğu söylenen şahıs kimdir? Hz. Musa'dan bile daha üstün bir adam olduğuna göre Musa peygamber o zaman Hızır veli olabilir mi? Olamaz. Çünkü bir veli peygamberden daha üstün olamaz. Peygamber onlar üstündür. Peki peygamber midir? Peygamber olduğuna dair de kesin bir işaret yok. Kur'an'da adı bile geçmiyor zaten. O zaman nedir? İşte alimler bu konuda çok değişik görüşler ortaya atıyorlar. Bazılarına göre Hızır Aleyhisselam, Allah tarafından Musa Aleyhisselam'a gönderilmiş, beşer insan suretinde bir melektir. O anda gelmiş, Allah ona en bilgili benim dediği için bir ders vermek üzere ondan daha bilgili kimseler olduğunu öğretmek üzere Allah onu göndermiş, görevini yapmış gitmiştir diyorlar. Nasıl Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam bir insan suretinde gelir, ona bir takım sorular sorar giderdi. Bu şekilde olduğu gibi de Hızır Aleyhisselam bir insan şekline bürünmüş melek olarak geliyor Hazreti Musa'ya ona bir şeyler öğretip gidiyor. Peki Hızır Aleyhisselam'la ilgili günlük hayatta hep duyarız. Falan adam Hızır'ı görmüş, falan kimse Hızır'la görüşmüş, konuşmuş şeklinde. Daha şu anda bile Hızır yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bu konuda bir takım soru işaretleri var. Bazı insanlar çıkıyor, büyük alimler, veliler, Allah dostları Hızır'la görüştüklerini, Hızır'la selamlaştıklarını, sohbet ettiklerini söylüyorlar. Yalan mı söylüyorlar? Haşa yalan söylemiyorlar. Peki o zaman Hızır yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? allah Teala bir ayette buyuruyor ki Enbiya Suresi 36. ayette ve ma li beşerin min kel hult biz senden önce hiçbir insana ebedi bir hayat vermedik efe in mitte fehumul halidun sen öleceksin de onlar yaşayacak öyle mi Böyle bir şey olmaz diyor allah Teala. Yani Peygamberimizden önce ve ondan sonra hiçbir kimseye Allah ebedi bir hayat vermemiş. Herkes ölümü tadacaktır. Küllü nefsi zayigatül mevd ayetini biliyoruz. Hızır Aleyhisselam'da eğer insansa bile Musa Aleyhisselam döneminde yaşamış, ölmüş gitmiştir. İnsan değilse zaten melektir. Onun ölmesine gerek yok. Melekler yaşıyorlar devamlı. O zaman Hızır Aleyhisselam şu anda insan olarak yaşayan bir kimse değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Eğer melekse de Allah onu değişik insanlara, değişik evli zaman zaman gönderip onlara bir takım bilgileri, bir takım dostlukları, sohbetleri yapabilir. Bu Allah'ın gücünde, kuvvetinde olan bir iştir. İşte Keyif Suresi Hızır Aleyhisselam'la ilgili bize Böyle bir takım bilgileri veriyor. Şimdi geçiyoruz bir diğer konu. Müşriklerin Medinelilerden öğrenip de ...Peygamber'e sorduğu ikinci soru. Ashab-ı Kehf kimdir, necidir, başlarından ne geçmiş? Bu olayda Kehf suresinde uzunca anlatılıyor. Tabi hem tefsirlerde anlatılan hem de başka kitaplarda anlatılanları böyle harmanlayarak mesela anlatıyorum. Roma İmparatorluğu döneminde Milattan sonra 250 yılları olduğu söyleniyor tahminen. Okyanus Dakyanus isminde bir hükümdar var. Zalim, putperest bir hükümdar. Ve onların zamanında birkaç tane delikanlı var. Onlar da Allah'a inanan Müslüman gençler. O Dakyanus denen adam bütün insanlara zulm ediyor. Herkes putlara tapacak. Tapmayanlara işkence ederim, öldürürüm, asarım, keserim deyince bu gençler düşünüyorlar, taşınıyorlar ve Allah'tan gelen bir işaretle o memleketi terk edip uzak çabır dağa gidiyorlar. Orada bir mağaraya sığınıyorlar. Orada çok uzun bir sene kalıyorlar. Ne kadar uzun? Kur'an-ı Kerim'de 309 diye bir rakam geçiyor ama bu rakamın onların kaldığı sene mi yoksa insanlar tarafından söylenen bir söz mü olduğu tam net anlaşılmıyor. Çünkü ilerideki ayette de allah Teala onların ne kadar kaldığını ancak Allah bilir diyor. O zaman 309 kelimesi rakamı insanların tahminen söylediği bir rakam olması daha mantıklı, daha akla yatkın bir şey oluyor. Ve bu insanlar o mağarada böyle uzun sene kalıyorlar. Daha sonra uyanıyorlar. Bakıyorlar ki karınları acıkmış. İşlerden bir tanesi bir para çıkarıp şu parayı al diyor diğer bir tanesinden memlekete git köye kasabaya git ama sakın kimseye görünmeden dikkat çekmecen hemen acele bir şekilde fırına uğra bir ekmek al gel yiyelim karnımızı doyuralım diyor. O adam kalkıyor üstünü başını silkeleyip yavaş yavaş şehre doğru gitmeye başlıyor. Ama bakıyor ki şehrin sokakları değişmiş, evler değişmiş, Ağaçlar değişmiş. Sanki bambaşka bir şehir haline gelmiş. İnsanlara bakıyor. Hiç tanıdığı bildiği bir tip yok. ...tabii çok tedirgin bir vaziyette bir fırına giriyor. Elinden parayı çıkarıp verince fırıncı paraya bir bakıyor ki bu para bundan 3-4 sene önce kullanılan tarihi antika bir para. Ve adama bakıyor sen kimsin necisin kardeşim bu parayı nereden buldun bu para geçer mi geçmez mi diye tartışma başlayınca Adam sakince diyor ki işte biz hükümdarın zulmünden kaçtık, mağarada yattık, geldik. Biz daha dün akşam yattık, bugün sabah kalktık diyorlar. Ama para bu işin böyle olmadığını gösteriyor. Sabahtan akşama kadar geçen vakit değil, çok uzun yıllar geçtiği anlaşılıyor. O anda fırıncı sen kimsin, necisin derken götürüyor polis, asker, zabıta ta devletin hükümlerine kadar olay intikal ediyor. O gençler bakıyorlar ki hükümdar da öyle putperest bir adam falan değil. O da Allah'a inanan Müslüman bir insan ve o zaman şaşırıyor Allah Allah diyor. Bu kadar zaman nasıl geçti, nasıl değişti, bir mağarada ne kadar kaldık, iyice kafası Allah bullak oluyor. Ve daha sonra hükümdarla beraber bir heyet, bu ashab keften bir tanesi de onların önüne düşüyor. Gelin bakalım ben sizi mağaraya götüreyim, bakalım diyorlar hep beraber gidiyorlar mağaranın kapısına. O delikanlı siz burada biraz durun. Benim arkadaşlarım böyle kalabalık heyetin geldiğini görünce korkabilirler. Ben onlara bir haber edeyim. Daha sonra hep beraber geliriz mağaraya bakarız diyor. O delikanlı da mağaraya giriyor. Güya arkadaşlarına haber verecek de o gelen heyet bunlarla tanışacak, konuşacak. Heyet dışarıda beklemeye başlıyor. Bekle, bekle, bekle. Gelen yok, giden yok. Sonunda dayanamayıp hep beraber içeriye bir giriyorlar ki içerideki gençlerin hepsi bu sefer uyuma değil gerçekten ölmüşler, ruhlarını teslim etmişler. İşte bu olay olmuş, gerçekleşmiş tarihte. Peki nerede olmuş? Bunlar kaç kişi? Ne kadar yapmışlar? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunlarla ilgili bize kesin bir bilgi vermiyor. İnsanlar diyorlar ki bunlar üç kişiydi, dördüncüsü köpekti. 5 kişiydi, altıncısı köpekti. 7 kişiydi, sekizinci köpekti diye böyle tahminde bulunuyorlar. Ve kaldıkları yıl hakkında 300 sene, 309 sene diyorlar. Ama allah Teala ayette de buyuruyor ki onların sayısını da, onların kaç sene kaldığını da ancak ben bilirim diyor. İşte bu olay olmuş. Peki nerede olmuş? Kur'an-ı Kerim bundan da bahsetmiyor. Filan memlekette falan şehirde diye onu da söylemiyor. Bütün bunları söylememesinin sebebi nedir? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize tarih dersi verecek değil, coğrafya dersi verecek değil, ansiklopedik bilgi verecek değil. Allah burada bambaşka bir şey anlatmak istiyor. O da nedir? Ben istersem insanları, 300 sene, 500 sene uyuturum. Onları dünyadan koparırım. Tekrar uyandırırım. Tekrar hayat veririm. Bunu yaptığım gibi sizi öldürürüm. Kabre koyarım. Orada binlerce sene yatarsınız. Ve kıyamet günü tekrar diriltirim. Allah'ın bu olayı anlatmasından maksat budur. Ya ise onların kaç kişi olması, memleketi, şusu busu hiç de önemli değil. Onlar beş kişi olsa ne değişir? On kişi olsa ne değişir? Şu şehirde olsa ne değişir? Bu şehirde olsa ne değişir? Esas mesele Allah'ın insanları uyuduktan sonra uyandırmaya, öldükten sonra diriltmeye kadir olmasıdır. Mesele budur. Şimdi bizim memleketimizde Mersin, Adana tarafında Tarsus'ta Ashab-ı Kef diye bir mağara var. Ondan başka İzmir'de, Efes'te de bir mağara var. Ürdün'de Amman'da da bir mağara var. Ben Ürdün'deki mağarayı gördüm. Ashab-ı Kehf'in yerinde gördüm. Daha başka İspanya'da, Mısır'da, Yunanistan'da ve inanın o kadar çok ki kitapların yazdığına göre dünyada 33 tane yerde Ashab-ı Kehf mağarası varmış. 33 tane yerde. Tabi bunların hepsi doğru olamaz. Bir tanesi doğru, ötekiler yanlış. Bunu niye söylüyorum? Bizim için esas mesele bunun nerede nasıl olduğu değil. Allah'ın insanları öldürmeye, diriltmeye kadir olmasıdır. Esas mesele budur. Onun için sayya yere şuna buna kafaya takmaya hiç de gerek yok. Bu surede anlatılan diğer bir konu da muhterem kardeşlerim Zülkarneyn dediğimiz şahsiyetin başından geçen olaylar. Tabi biz peygamberlerin hayatını, isimlerini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Orada 25 peygamberin adı kesin olarak geçmiş. Üç tane daha isim var ki bunlar peygamber mi, veli mi olduğu tam belli değil. Kim bunlar? Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn. Allah bunlara kesin peygamber olarak net bir şekilde açıklamamış. Ya peygamberdir ya Allah'a salih bir kuludur sevgili bir dostudur, velisidir. İşte Zülkarneyn de bunlardan bir tanesi. Bunun ismi de Zülkarneyn değil. Zülkarneyn bir lakaptır, bir sıfattır. Yani Zülkarneyn iki asır yaşayan veya kafasında iki tane uzun saç zülfleri olan veyahut kafasının sağında sonunda iki tane yara olan veyahut hem doğunun hem batının hükümdarı iki tane kanadı olan gibi değişik manalara gelen bir sıfattır. Zülkarneyn isim değildir. Ve onun esas isminin Abdullah olduğu veya Musab olduğu söyleniyor. Ama Zülkarneyn bir lakap olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İşte allah Teala Zülkarneyn Aleyhisselam'dan bahsederken onun üç tane ayrı yere seyahat yaptığını anlatıyor bu surede. Nedir bunlar? Evvela Zülkarneyn Aleyhisselam güneşin battığı yere gidiyor. Ta en uç noktada orada bir takım insanlarla konuşuyor. Güneşin battığı yer demek o zamanın şartlarında insanların dünyanın batısında yaşamış oldukları, meskun oldukları en uç nokta. Diğer taraftan güneşin doğduğu bir yere gidiyor. Orada da yine güneşin hiç böyle insanlar üzerinden eksilmediği, devamlı açık alanda bulunduğu bir yerde onlarla konuşuyor bu insanların çıplak olduğu, korumasız olduğu, ilkel bir kavim olduğuna dair bir takım ipuçları var. Onlarla konuşuyor ve son olarak bir seyahat daha yapıyor. Bu da belki kuzey tarafına olabilir tahminen. Orada da iki set arasında bir takım insanlarla tanışıyor. Onlarla anlaşması zor. Buna rağmen Zülkarneyn onlara iletişim sağlıyor. Ve onlar diyorlar ki biz güç ve meşru denen kavmin şerrinden, belasından bıktık, usandık. Sen bize bir kale, bir sur, bir set yap da onlardan kurtulalım, korunalım. Hatta istesen sana para da verelim diyorlar. Ve Zülkanen Aleyhisselam, ben para pul istemem. Siz sadece bana yardım edin. Ne yardımı? Bana demir kütleleri getirin. Demir parçaları getirin. Onları ben dağın etrafına böyle tuğla olarak, bir duvar olarak öreceğim diyor. Ve tonlarca demir geliyor, toplanıyor. Zülkaniye bunları tuğla olarak kullanacak. Arkasından bana bakır eriyikleri, yani erimiş bakır madeni getirin. Ben bu tuğlaları bakırla beraber sıva olarak kullanacağım, harç olarak kullanacağım, birbirine tutturacağım diyor. Böylece demirden tuğla ve bakır, erimiş bakırdan da bir harç olmak üzere çok sağlam bir duvar yapıyor Zülkarnain Aleyhisselam. güç ve meşh denen o insanlara zarar veren o mahlukat her kimse neyse o duvarın arkasında kalıyor ve bu insanlar onun şerrinden kurtulmuş oluyor. Şimdi Allah Teala bütün bu işleri anlatırken Kur'an-ı Kerim'de fe'et bi'sebeba fe'et sebeba diye bir kelimeden bahsediyor. Yani Zülkanen aleyhisselam bir bakıyorsun ülkenin dünyanın en batısında nerede? Ta Atlas Okyanusu'nda İspanya'nın Fas'ın bulunduğu yerde bir bakıyoruz ki en doğuda Çin'in Moğolistan'ın bulunduğu yerde bir de bakıyoruz kuzeyde Kafkasya'da Hazar Denizi'nde veyahut Sibirya dediğimiz yerlerde oralarda görünüyor. Buralar birbirine çok uzak olan yerler. Belki 15-20 bin kilometre uzaklıkta yerler bu saydığımız yerler. Ama Zülkanen bir orada bir burada ve çok acayip işler yapıyor. Bunlar nasıl oluyor? Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh allah Teala Zülkanen'e bulutları tahsis etti. Bulutlar ona yol aldırırdı diyor. Yani Zülkanen aleyhisselam bulutların üstünde mi gidiyor? Uçakla mı gidiyor? Helikopterle mi gidiyor? İnsanın bunu anlaması mümkün değil. O yaptığı duvar demirle bakırla karıştırıyor. O zamanın teknolojisinde çok ileri bir bilgi, teknoloji. Bunlar da akıl hafızada almaz. İşte bütün bunları yapan Zülkane Aleyhisselam kimdir? İnsanlar, müfessirler, tarihçiler bunu araştırmışlar. Bazılar demişler ki Zülkarneyn tarihteki İskender olarak anılan adamdır milattan önce 300 yıllarında yaşamış Aristo'nun talebesi olan ve Makedonya krallığı yapan İskender Zülkarneyn'dir demişler. O İskender öyle bir İskender ki 33 sene yaşamış, Yunanistan'dan çıkmış Anadolu, Mısır, Libya, Tunus, Fas, Kudüs, Hindistan her tarafa gitmiş. Mısır'a gitmiş orada İskenderiye şehrini kurmuş. Türkiye'de İskenderun şehrini, ilçesini kurmuş. Yani her tarafa uzun seyahatler yapmış. İşte bunlara bakarak Zülkarneyn İskender'dir demişler. Ama bazı de diyorlar ki hayır efendim Zülkarneyn Allah'ın salih bir kulu. İnanmış bir Müslüman, İskender ise Allah'a inanmayan zalim bir hükümdardır. Hatta şu anda İskender denen adamın resimleri, insanların kumar oynadıkları, İskan bil kağıtlarından bir tanesinde onun resmi var. Boynuzları çıkmış iki tane boynuzlu bir adam olarak. Yani İskender'in Zülkarneyn olması mümkün değil demiş bazı alimler. Ama buna rağmen İslam edebiyat baktığımız zaman İskender Name isminde bir takım şiirler, mesneviler yazılmış. Türkiye'de Osmanlı zamanında Fatih, Yavuz, Kanun zamanında bir takım vezirler, paşalar İskender adını almış. İskender Paşa dediğimiz paşalar yaşamış. Bir tane değil birkaç tane. Diyarbakır'da var, İstanbul'da var, Trabzon'da var. Onlar yaşamışlar. Yani İskender adı Müslümanların, Türklerin de arasına yerleşmiş. Hatta bazı rivayetlere göre batıdaki Aleksandr ismi El İskender olarak Türkçe'ye geçmiş. Biraz bozularak Aleksandr İskender olmuş diye söylenenler de var. Tabi bütün bunların doğrusunu Allah bilir. O ye güç meşhur dediğimiz kavim kimdir? Bu konuda da Kur'an-ı Kerim'de iki ayet var. Birisi bu anlattığımız ayet Zülkayn'in set yapıyor. O septin arkasında kalıyor bunlar. Ama bir başka ayette de kıyametin kopacağına yakın ye güç ve meşhurcun tekrar dünyaya salınacağı ve her tarafı istila edeceğim İnsanların onlardan korkarak evlerine kapanacağı, sokağa çıkmaya korkacakları rivayet ediliyor. Bütün bunları duyunca insanın aklına şu anda yaşamakta olduğumuz virüsler, mikroplar, salgın hastalıklar geliyor. İnsanlar korkudan ağzını burnunu kapatıyor, dükkanı kapatıyor, işini kapatıyor, evine gidip karantinaya alınıyor. Yani kıyamet yakın mı? Allah bilir. Zaten peygamberimiz, ahir zaman peygamberi. Onun gelmesiyle beraber kıyamet yakın. Şu anda daha da yakın. Allah akıbetimizi hayır etsin demekten başka bir şey gelmiyor önümüzden. Kur'an-ı Kerim'deki Keyif Suresi muhterem kardeşlerim, böyle enteresan konulardan bahsediyor ki, insanın aklı hafızası almaz. Yani insan sadece Keyif Suresini anlamak, anlatmak üzere, bir ömür boyu çalışsa inanın hakkından gelemez. Bazı kitaplarda Zülkarneyn'in bu seyahatleri uzayda yaptığı söyleniyor. Uzayda ufolarla, oradaki varlıklarla görüştüğü, onların dünya yapacağı belaları engellediğine dair bir takım rivayetler de var. Bu konuda kitaplar yazılmış, araştırmalar yapılmış ama en doğrusunu tabi Allah bilir. Onun için son söz şunu söylüyorum. Bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmesi için sadece bir tefsirle, iki tefsirle bir mealle yetirmesi mümkün değildir. En az 10-20 tane tefsire bakmak lazım. Bu tefsirleri yazanların da sadece İslam alimi hoca olması yetmez. Bunların tarihi bilmesi, kimyayı bilmesi, tıbbı bilmesi, fiziği bilmesi lazım. Ve İslam'ı iyi anlamak için böyle bir heyetin oluşturacağı çok ilmi seviyesi yüksek olan tefsirlerin, izahların, meallerin yazılması gerekir. Allah hepimize İslamı, Kur'anı en iyi şekilde anlamayı nasip etsin. Bu hafta keyif suresini bu şekilde bitirmiş olduk. Öbür hafta Allah ﷻ verirse inşallah Meryem suresini anlatmaya çalışacağız. Allah'a emanet olun.